Az önce izlemiş olduğunuz video tam 2 dakika sürdü ve 2 dakika içinde sizinle birlikte böyle bir kupa çizdik arkadaşlar. Bu kupayı neden çizdim? Bir sonraki komutu anlatabilmek için. Shell komutundayız arkadaşlar. Shell komutunda boşaltma işlemi yapılıyor ama boşaltma işlemi yapılırken biraz kompleks bir boşaltma işlemi yapılıyor. Ne demek istiyorum? Bazen elimizde öyle şekiller oluyor ki o şekilleri çizmek için yüzeyle deniyoruz ama yüzey çok ince kalıyor. Biliyorsunuz yüzeyin bir kalınlığı yoktur. Başka şeyleri çizmeye çalıştığımızda bir türlü beceremediğimiz bazı kompleks çizimler olabiliyor. İşte kalınlık vereceğiz bu bardağa. Hani bazı bardaklar vardır. Sapıyla beraber kendisi komple içi boştur. Yani sapının da içi boştur. Kendinin de içi boştur. İşte bunu yapabilmek için çok keyifli bir komut. Aynısı zaten diğer part design modülünde de vardı. Shell komutuna tıklıyorum ve boşaltmak istediğim yüzey neresiyse, altı, üstü, yanı, ben üstünü boşaltmak istiyorum. Büyük kupa olduğu için üstüne tıklıyorum ve benden bakın default inside thickness diyor. Bana diyor lütfen bir içten kalınlık verir misin? Bana bir kalınlık söyle ve ben onu o kalınlıkta boşaltayım diyor. 1 santime tıklıyorum. Default outside thickness diyor ki arkadaşım sen bunu içeriye doğru 2 santim büyütürken dışarıya da büyütmek ister misin diye soruyor. Ben de ona hayır diyorum. İstersen büyütebilirim ama hayır diyorum. Ve okey diyorum. Gördüğünüz gibi bir bardak, bir kupa yaptık. Bakın kalınlığı olan bir kupa. Bakın kalınlığı var. Ve aynı şekilde gördüğünüz gibi sapının da içini boşalttık bununla birlikte. Yani şöyle çapraz tutayım, sapının da içini boşalttık. Yani özetle shell komutu ne işe yarıyor? Kompleks çizimleri, kalınlık vermek istediğimiz çizimleri işte böyle kalınlık vererek içini boşaltmaya yarıyor arkadaşlar.